Bir de bakın dikkat ederseniz anlatırken ben öyle bir türlü lafı açıklayamayan bir üslubum yok. Ben çok samimiyim. Mesela ahir zamanda olmak çok hayati bir konu. Kardeşim zamanımız, bir tane ahir zaman var. Bak bir tane ahir zaman var. Peygamberimiz de diyor ki ahir zaman alametleri budur. Bir de biz bakıyoruz ki o denilen ahir zaman içindeyiz. Ben bunu nasıl önemsiz göreyim? Nasıl kıymetsiz göreyim? Mehdi bir kere geliyor dünyaya. Nasıl önemsiz göreyim? İsa bir kere geliyor dünyaya. Yani şey olarak, dönüşü olarak. Dönüşü olarak daha önce geldi tabii ki. Allah göğe alındı ama bir kere iniyor. Ben nasıl önemsiz göreyim? Hazreti İsa faaliyet yaparken, Mehdi faaliyet yaparken önemsiz görülür mü bu? İslam dünyaya hakim olmak üzere. İttihat-ı İslam en büyük farz. Ben de diyeceğim ki yok önemsiz bu. Siz zikirinize meşgul olun, evinize gidin. Ondan sonra kendinizi kurtarın yeter. Herkes kendi kendisinin Mehdi'si olsun. Bu zaman kendini kurtarmak zamanı. İşte ölürsen zaten senin kıyametindir. Kıyameti düşünmene de gerek yok. Bunu mu diyeyim? Böyle samimistik yapamam ben. Onun için son derece candan konuşuyorum. Ben bir de böyle milletin baskısından, şundan bundan çekinme derdim yok. Yani kim ne der falan işte falanca ağabey ne der, şu mekanca grup ne der, beni hiç ilgilendirmez. Ben hakkı söylüyorum, hepsini de çok seviyorum. Ben, bana düşman olanı da severim ben. Yani oturup benim bir muhalefetliğim olmaz. Ama abuk subuk bir hareket olduğumu tabii samimi olarak anlatıyorum. Göz göre göre bir münasebetsizlik, delilik olduğunda onu örtbas etmek çirkin olur, anormal bir hareket olur.